O... Hani biz SİHA'da çok iyi bir yerdeyiz ya. Biz SİHA'da SİHA'dan daha ilerideyiz. SİHA'dan daha ilerideyiz. Bugün sadece gemilerimizin teslimatıyla yetinmiyoruz. Aynı zamanda dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracımızı da donanmamıza teslim ediyoruz. NATO tatbikatı sırasında yabancı gemilerin cesaret edemediği operasyonu Türk gemileri gözünü kırpmadan icra etti. Bugün Türkiye'nin denizlerdeki savaş tarihini değiştirecek yeni teknolojisine, bu yeni teknolojinin NATO amirallerini nasıl şaşkına çevirdiğine bakacağız ve bu sistemin şaşırtıcı detaylarını keşfe çıkacağız. Öncelikle, güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar'ın anlattığına göre, Marlin Sida'nın NATO amirallerini şaşkına çeviren bir performans sergilediği haberini alarak bu derin teknolojik silahı daha detaylı incelemeye karar verdik. Türkiye, savunma sanayisindeki önemli adımlarıyla dünya çapında dikkat çekmeye devam ediyor. Elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı olan Marlin Sida, NATO tatbikatında sergilediği etkileyici performansla öne çıkıyor. Birazdan, Marlin Sida'yı böylesine özel kılan, NATO'daki tüm gözleri üstüne çeken ve dünyada bir ilk olmasını sağlayan derin teknolojisini duyduğunuzda siz de şaşıracaksınız. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda Aselsan ve Sefine Tersanesi işbirliğiyle geliştirilen Marlin Sida, yerli ve milli bir silahlı insansız deniz aracıdır. Bu teknolojik sistem, dünyada elektronik harp yükleriyle donatılan ilk insansız su üstü aracı olmasıyla öne çıkıyor. Marlin Sida'nın öne çıkan özellikleri arasında en zorlu deniz koşullarında görev yapabilme yeteneği ve üst düzey komuta kontrol sistemleriyle entegre çalışabilme özelliği bulunmakta. Adını, açık denizlerde hızlı bir şekilde ilerleyebilen bir balık türünden alan Marlin Sida, diğer benzerlerinden farklılaşarak Türkiye'nin denizlerdeki yeni oyun değiştiricisi olarak öne çıkıyor. Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, Marlin Sida'nın önemini vurgulayarak, SİHA konusunda iddialıyız ancak Sida konusunda daha da ilerideyiz diyor. Marlin Sida'nın hikayesini ise şu şekilde paylaşıyor. Portekiz ve İspanya'daki NATO tatbikatında SİDA'ların kullanımıyla ilgili bir mesele vardı. Ülkelerin SİDA'larını getirip bu konuyu test etmeleri istendi. O günde hava biraz bozuktu. Göreve gidebilen ve görevi yapabilen tek bir gemi oldu. O da Marlin Sida. NATO için oraya gelen gemiler hiçbiri bunu yapamadı. İşte o gün amirallerin geçit töreninde refakat etme görevi de bizim Marlin'e verildi. Böyle bir sistemden bahsediyoruz. Bunun üzerinden ilk kez Kuzgun isimli roket fırlatıldı. İlk defa böyle uzun menzilli bir roket böyle bir SİDA'dan fırlatıldı. Marlin Sida için hiçbir risk yok ifadelerini kullandı. Türkiye'nin savunma sanayisindeki bu önemli atılım, Marlin Sida ile birlikte Mavi Vatan'ın korunmasına büyük katkı sağlayacak. Özel operasyonlarda da kullanılacak olan Marlin'in teknolojisi ise Türkiye'ye özgü şekilde geliştirildi. Türkiye'yi NATO'da temsil eden ilk insansız platform olan Marlin Sida, sadece kendi deniz güvenliğimizi artırmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin dünya genelinde savunma teknolojilerindeki liderliğini gösteriyor. Bu gelişmeler, Türkiye'nin gelecekteki savunma projelerindeki etkileyici rolünü de işaret ediyor. Marlin Sida, Türkiye'nin deniz güvenliğinde çığır açacak bir teknolojiye sahiptir. Kırlangıç elektro-optik termal sensör sistemi, Marlin Sida'nın gözetleme ve istihbarat yeteneklerini maksimuma çıkarıyor. Marte elektro-optik termal sensör sistemi ise günün her saatinde, her türlü hava koşulunda etkili görev yapabilme özelliğini sağlıyor. Bu sensör sistemleri, Marlin Sida'yı çevresini kapsamlı bir şekilde tarayabilen bir gözetleme platformu haline getirdiğini söyleyelim. Marlin Sida çeşitli elektronik harp yetenekleriyle derin bir avcıya dönüşüyor. Düşmanın iletişimini bozma, radarlarını etkisiz hale getirme gibi elektronik harp görevlerini başarıyla yerine getirebilir. Dikkat çekici özelliklerinden bir diğeri ise, yapay zeka ve otonom davranış kabiliyetidir. Bu özellik, Marlin Sida'nın kendi başına görevleri planlama ve yürütme yeteneğine sahip olduğu anlamına da gelir. Bu da ona bağımsız operasyon yeteneği kazandırır ve derin sulardaki en gizli görevleri bile başarıyla gerçekleştirebilir hale getirir.
deniz koşullarında üst düzey performans sergileyebilen Marlin Sida, Sea State 5 durumunda görev yapabilme yeteneğiyle de dikkat çekiyor. Bu, fırtına gibi zorlu deniz koşullarına dayanıklılığını ve etkili bir şekilde görev yapabilme kabiliyetini gösteriyor. Hızı 36 knots olan Marlin Sida, diğer deniz araçlarına kıyasla olağanüstü bir manevra kabiliyetine sahiptir. Ayrıca, çekili dizin sonar sistemleri ve sonoboy kullanma yeteneği sayesinde, su altındaki hedefleri tespit etme ve izleme yeteneğiyle ön plana çıkıyor. Marlin Sida, hafif torpido, 12,7 mm top ve güdümlü füze kuzgun gibi etkili silah sistemleriyle de donatılmıştır. Bu da ona su altı ve su üstü harp görevlerini başarıyla gerçekleştirme yeteneği kazandırıyor. Marlin Sida'nın başarıları sadece teknik özellikleriyle sınırlı değildir. Elektronik harp kabiliyeti, Marlin Sida'yı deniz savaşlarında gerçek bir değişken haline getiriyor. Düşmanın iletişimini kesme, radar sistemlerini etkisiz hale getirme gibi operasyonlarla elektronik harp görevlerini üstleniyor. Bu sayede derin ve gizli operasyonlarda da başarıyla rol alabiliyor. Marlin Sida'nın benzersiz yetenekleri, Türkiye'nin savunma sanayisindeki üstünlüğünü ve mavi vatanını güven altına alma vizyonunu bir adım öteye taşıyor. Denizlerdeki savaşlarda yeni bir dönemin kapılarını aralayan Marlin Sida, Türkiye'nin savunma kabiliyetini en üst seviyeye taşıyan bir oyun değiştirici olarak öne çıkıyor. Hani biz SİHA'da çok iyi bir yerdeyiz ya. Biz SİHA'da SİHA'dan daha ilerideyiz. SİHA'dan daha ilerideyiz. Sadece gemilerimizin teslimatıyla yetinmiyoruz. Aynı zamanda dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracımızı da donanmamıza teslim ediyoruz. NATO tatbikatı sırasında yabancı gemilerin cesaret edemediği operasyonu Türk gemileri gözünü kırpmadan icra etti.